Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size eğitim bilimleri için kaynak tavsiyesinde bulunacağım. Eğitim bilimleri için konu anlatım kitabı çok araştırdım. Diğer konu anlatım kitaplarına da baktığımda bir bütün tek kitapta bütün dersleri aldığı için pek beğenmedim. İçerik olarak da madde madde değil de ee, uzun metinler halinde bir konu anlatımı vardı diğer kaynaklarda. Bu sebeple e, fasükül şeklinde bir konu anlatım kitabı buldum. Ve bunu aldım. Ee, gelişim psikolojisi ile çalışmaya başladım. Çok güzel bir şekilde konuları ele almış. Şöyle size de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar madde madde hepsini madde madde daha anlaşılır bir şekilde ele almış. Ünite sonunda sorular var. Bu şekilde madde madde alması, önemli kısımları belirtmesi çok güzel. Diğer konu anlatım kitaplarının hepsine baktım. Özellikle bir e, kitap evine gittim. Araştırmalar yaptım. Tüm kitapları inceledim. Ve kendime en uygun bu fasikül olan e, konu anlatımı buldum. E, ÖABT içinde bu şekilde fasikül konu anlatımı arıyorum ama bulamadım arkadaşlar. Eğer e, sizin bildiğiniz varsa ÖABT içinde bir fasikül konu anlatımı varsa yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. ÖABT'de konu anlatımından incelediğimde pegemin daha bir içimesinde sanırım ben e, pegem alacağım. Şöyle gelişim psikolojisi ile başladım ben konu anlatıma. Çok 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 beğendim. Bundan önce farklı bir kitaptan konu anlatım çalışmıştım. Benim hocam yayınlarından. Çok bilindiktir video ders notları ile başlamıştım. Arkadaşlar şu şekilde. kavramları örneklendirerek daha iyi anlamamızı sağlamışlar. Çok beğendiğim bir konu anlatımı oldu. Evet, eğitim bilimleri için konu anlatımı kitabı olarak kesinlikle bu fasikül konu anlatımını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir işbirliği birliğim vesaire yok. Ben de kendim öyle tesadüf kitap evinde kitapları araştırırken denk geldim ve aldım. Diğer konu anlatım kitaplarımı da size göstermek istiyorum. Bunlar benim hocama ait eğitim bilimleri kitaplarım. Bakın bu şekilde. Bunlarda da yine gelişim psikolojisiyle çalışmaya başladım. Gelişim psikolojisini benim hocam da Bülent Hoca ele alıyor. Bülent Hoca'nın videolarını çok çok severek izledim. Gerçekten e, videoyu izlerseniz daha iyi anlarsınız. Kesinlikle arkadaşlar videoyu izlemenizi tavsiye ederim size. Bülent Tan'ın gelişim psikolojisi videoları çok güzel ele almış. Ben hocayı dinledikten sonra üzerinden kitaptan da konu anlatım çalıştım ve soru çözdüm. Bu şekilde daha da oturdu konular kafamda. E, ÖABT'ye başlayacağım. Bunun için bir kaynak tavsiyesi istiyorum. Fasikül şeklinde olursa daha iyi olur. Eğer fasikül bulamazsam dediğim gibi PEGEM'in e, konu anlatım kitabı ile devam edeceğim. PEGEM e, sınav formatına bence en yakın kaynak. Daha önce de KPSS deneyimlerim oldu. Bunlarda da PEGEM'i çok sevdim diğer kaynakları da elbette çözdüm yedi iklim beyaz kalem yargı tüm kaynaklardan faydalandım arkadaşlar bu şekilde yani bu benim hocamın video ders notları açıkçası ee, fasikülü daha çok beğendim ama anlatım olarak da Bülent hocanın anlatımı çok güzel Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden de mutlaka tavsiye bekliyorum. ÖABT ve eğitim bilimleri ile ilgili özellikle okul öncesi ÖABT e, ile ilgili tavsiyeleriniz varsa mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu dönem sınıf yönetimi gibi eğitime giriş gibi dersler alıyoruz. Formasyonda e, hem kitaptan hem hocalardan bu şekilde ilerleyeceğim. Arkadaşlar soru çözmek benim için çok önemli. Bu yüzden bu yaprak testleri e, aldım hemen daha konu anlatımını yapmadan yaprak testlerimi de aldım. Çünkü e, insan soru çözdükçe konuları kafasında oturtuyor ve bazı konu anlatımlarında olmayan bilgileri e, soru bankalarından da elde edebiliyoruz. Mesela e, soru çözerken gelişim psikolojisiyle ilgili. Testte e, karşılaştığım bilgi iki kaynakta da bulunmuyordu. Hemen not aldım. E, so, çözemediğim soru, yanlış yaptığım sorulardaki bilgileri e, konu anlatım kitabımın boş yerine not aldım. Veya deftere not alıyorum hangisi denk gelirse. Bu şekilde yaprak testlerim var. Bunlarla devam edeceğim inşallah çalışmaya. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.